İstikamet, evet, Allah'tan istikamet istemek, af ve afiyet istemek en mühim şeydir. Arapçası bunun biliyorsunuz, Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fit dini ve dünya vel ahira. Tekrar ediyorum. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fit dini ve dünya vel ahira. Bu duaların en büyüğüdür. Bazıları buna ismi azam demiştir. Yani kişinin isteyeceği en güzel şey bu duanın içindedir. Ya Rabbi senden inni es'elükel affe, benim günahlarımın bağışlanmasını, affedilmesini istiyorum. Vel afiyete, afiyet istiyorum. Ama ne hususta? Fiddini, dinim hususunda ve dünya hususunda vel ahireti, ahiret hususunda senden afiyet istiyorum demektir. İmam-ı Şibli de bundan evvelki derste söylediğimiz gibi afiyet diye dinin bid'atten, amelin afattan, nefsin şehvetten, kalbin arzusundan selamete ermesine denir. İşte onun için bu duayı okuyan isabet etmiş olur. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fiddini ve dünya vel ahire. Ve bir de dua eden adamın isteyeceği şey, ya Rabbi ahir vakitte iman zevalından ben korkuyorum. Ahir vakitte, yani son nefesime doğru imanımın zevalinden korkuyorum. Aman ya Rabbi bana hüsnü hatime ver. Daima hüsnü hatime istemelidir. Yani saat başı insan Allah'tan hüsnü hatime. Aman ya Rabbi imanımın zevalinden, ahir vakitte iman zevalinden korkuyorum. Ahir vakitte. Yani son nefesime doğru imanın zevalinden havf ediyorum. Aman ya Rabbi bana hüsnü hatime ver. Her saat ahirete imanla gitmeyi isteyeler. Her saat neymiş? Her saat ahirete iman ile gitmeyi isteyeler. Ki eğer her saat ahirete imanla gitmeyi isterlerse ölüm vaktinde rahmet melekleri gelir, iman ile ve cennet ile müjde ederler. Her saatte isterse. Demek ki evet, her saat ahirete iman ile gitmeyi isteyeler ki her saat istediğinden dolayı ölüm vaktinde rahmet melekleri gelip iman ile cennet ile müjdeleyeler. Ondan sonra bir de daima nimeti İslam üzere şükrederler. Müslüman olduğumuza çok şükür ya Rabbi. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak yaşıyoruz. Müslüman olarak öldürmeyi bize nasip et, yani ölmeyi. Müslüman olarak ölmeyi bize nasip et diye. Ve böyle dua edip hem de şükretmelidir. Ne diye? Ya Rabbi sana şükürler olsun. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak yaşıyoruz. İnşallah Müslüman olarak ölürüz diye dua ederler. Zira nimete şükrederse o nimetin ziyadeleşmesine sebep olur. Bunun aslı iman neydiğini bilip ehl-i sünnet itikadında muhkem olmak gerek. İmanı giderecek şeylerden, imansız ölmeye sebep olacak şeylerden sakınmalıdır. Yani bu dua etmeli. Bir yandan da imanın neyle, iman neyle olur bunları anlamalıdır. Ehl-i sünnet itikadında muhkem durmalıdır. İmanı giderecek şeylerden ve imansız ölmeye sebep olacak şeylerden kaçınmalıdır.
Şimdi aşağıda Allah izin verirse imansız ölmeye sebep olacak şeyleri sayacağım. Ve Allahü Teala'dan sü-i hatime, imansız ölmeye sebep 9 tane madde vardır. Bunlardan kaçınırlar. Yani 9 madde vardır ki kişinin imansız ölmesine sebep olur. Evvelkisi cahilliktir. Cümlesinin yaramazı budur. Bir insan imansız gitmesine en büyük sebep bilgisizliği yüzündendir. Onun için dinini iyi öğrenmelidir. Veya dini iyi öğrenen bir adamı iyi dinlemelidir. Başka türlü yolu yok. Ondan sonra ikinci, itikadı bid'attan sakınmalıdır. Yani itikat hususundaki küfürden sakınmalıdır. Yani itikat hususunda bid'attan sakınmalıdır. Bazı şeyler vardır ki onlar dine sonradan sokulmuştur. Mesela o dine sonradan sokulan şeyler şunlardır. Dine sonradan sokulan. Adam biri çıkıyor sırat yoktur diyor. Sen de sırat yoktur dersen dinine bid'at karıştırmış olursun. Çünkü Peygamber Efendimiz bid'at vardır diye kaç tane hadis söyledi. E şimdi sen bid'at yani sırat vardır diye kaç tane hadis söyledi. Sırat diye bir şey yoktur bid'attır dersen şey yani sırat diye bir şey yoktur dedin bid'at işlemiş olursun. Birisi kader inkar ediyor. Kader inkar edilir mi? İşte bunlar sonradan dine, sonradan konmak istenen şeyler var ya, işte adamı dinsiz iman götüren, imansız götüren şey budur işte. Evet, üçüncü, hubbu dünya galip olup şehvete meyletmektir. Yani dünya sevgisinden canının istediğini yapmak günah mı değil mi hiç düşünmemek. Yani dünya sevgisinden, dünyaya çok dalmış olduğundan, dünya sevgisi galip olduğundan, aklına gelen her türlü şeyi yapmak günah mı değil mi diye hiç düşünmemek de imansız gitmeye sebep olur. Dünyayı ziyade sevip yiyeceğinden, başka şeylerden gönlünü istediğini vermek, günahlardan kaçınmamak da sonunda imansız gitmeye sebep olur. İmansız gitmeye sebep olan şeylerden bir tanesi de zulmü ibattır. Yani kullara, insanlara, hayvanlara zulmetmektir. Yani insanlara zulmeden, hayvanlara zulmeden de, haksız yere onlara işkence eden de imansız gitmeye sebep olur. Beşinci, nimeti İslam üzere şükretmemek. Yani Müslüman olduğuna, Müslüman olduğumuza şükür ya Rabbi, Müslüman olduğumuza şükür ya Rabbi deyip durmamak. Bunu biz böyle bir şey diyor muyuz? Evet. 5 vakit namazı kılan adam muhakkak bunu günde söylüyor. Ne diyor? Ala nimetil İslamide imenin hamdülillah demenin manası zaten budur işte. Ala nimetil İslami, İslam nimeti üzerine daima elhamdülillah diyor. Ama işte bunu söylemezse, ala nimetil İslamide elhamdülillah demezse imansız gitmeye sebep olur. Çünkü gözünde İslam küçülür. Altıncı, İslam'ın zevalinden imansız olmadan korkmamak. Canım ne korkup duruyorsun, nasıl ölürsen öl diye imansız ölmeden korkmazsa yine imansız gider. Yedinci, 5 vakit namazı kılmamak. Kişiyi imansız götürür. 5 vakit namazı kılmamak. Sekizincisi, riba yemeye devam etmek. Riba yiyen adam devri şeriyle yemelidir en aşağıdan. Ki devri şeriyi İşte devri şerii kim? Yani al baraka, küvetin alışverişleri devri şeriidir. En aşağıdan öyle yemelidir yani. Doğrudan doğruya direkt riba yeme işi imansız gitmeye sebep olur. Hiç olmazsa parayı götürüp devri şerii yapan yani bir nevi onlarınki şeyleri öyle. Yani devri şerii demenin manası bazı kerahat işlere giriyorlar ama ekseriyeti kerahat değil. Yani madem ki parasını faizsiz bir yerden muhafaza etsin demiyorum. Mesela Albaraka'ya götürsün veya Küveyt'te götürsün.
orada muhafaza etsin. Yani faiz almamak için, yoksa benim Albaraka babamın oğlu değildir. Kuveyt de babanın oğlu değildir. Türkiye'de doğrudan doğruya Ziraat Bankası böyle bir yer açarsa, zararına karına ortak bir yeri açarsa, Albaraka'dan da paramızı alırız, Kuveyt'ten de alırız, götürürüz, Ziraat Bankası'na yatırırız. Ama Ziraat Bankası'nda böyle bir fon neymiş yok. Ben her gelişte soruyorum yani. Ben kendi memleketime bağlı bir insanım. Ama kendi memleketine bağlı bir insanım ama evvela benim dinim mevzu bahistir. Yani ben o zaman dinim mevzu bahis olunca faizden kaçmak için ben elimden gelen ne yapacağım? Yapacağım tabii ki. Evet. Dokuzuncu, veli kullarına adavet etmekte dinsiz imansız gitmeye sebep olur. Şimdi bu sebeplerin birinden sakınmayan kişi ye. Bir dakika. Hak Teala şeytanlardan hıfz etmeyip emri dinden birini inkar ettirip şek ettirir. Şimdi demek ki bunlardan bir tanesini yaparsa Allah-u Teala onu, şeytanları, yani o kimseyi, bu saydığımız dokuz maddeyi yapanlardan Allah-u Teala şeytanı onu, o kimseyi şeytandan muhafaza etmez. Şeytan o adama musallat olur. Allah'tan muhafaza etmeyince şeytan o adamı inkara veya şekke götürür. İyazü billah. İmandan çıkarıp muhalledün fil yapar. Yani öyle şey söyler ki söylediği şey dinden imandan çıkardığı halde şeytana uymuş olarak. Neden? Yani itikadının bozulması için şeytan musallat olunca şeytan harama helal dedirtmeye çalışır. Şeytanın birinci görevi budur. Harama helaldir derse dinden çıkar. Zaten şeytan onun için uğraşıyor. Ama Allah böyle Müslümanlara dedirtmez. Müslüman harama helal demez ama bu günahları deminki söylediğimiz dokuz günahı işlerse bir gün tutar Allah'ın mahfazına, şeytanı dinler. Harama helal der, ondan sonra da cehennemi boylar demeye getiriyoruz. Allah korusun, cümlemizi, bizim derdimiz hiçbir kimseye hakaret değildir. Doldu mu?